Bismillahirrahmanirrahim. Bu sohbetimizde e, dünyada e, yaşamımız sırasında dikkat etmemiz gereken hususlar bize açıklanıyor. Biliyorsunuz biz Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiğine göre diyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Hanginiz daha iyi iş yapacak diye imtihan için gönderilmişiz. Yaptıklarımızdan mutlaka zerre kadar iyilik de yapsak onu göreceğiz. Zerre kadar kötülük görse onun karşılığını, işeysini vereceğiz hesabını. Evet her nimetten de sorguya çekileceğiz. Kur'an-ı Kerim'de bundan açıkça beyan edilmiştir. Onun için insan hayatında kendisine geldikten yani sorumlu olduktan, mükellef olduktan sonra her anını her saniyesini Allah'ın rızasına emirlerine uygun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emirlerine uygun, dinin emirlerine uygun şekilde ayarlarsa imtihanı dünyada imtihanı başarır ve Allah'ın imtihanı kazandıktan sonra da Allah'ın rızasına kavuşur. Ve rıdvanu minallah ekber. Allah'ın rızası da en büyük şeydir. Böyle büyük bir nimete erer. Cenab-ı Hak bize bunu nasip etsin. Şimdi e, Allah'ın emrettiği şeyleri çiğnemek günah oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği şeyleri çiğnemek günah oluyor. Yani bunlardan işte hepsini biz bilmediğimiz için hepsini bir araya getirip de işte büyük imamlarımız Hanefi'de Ebu Hanife, İmam Şafii gibi Ahmed İbni Hanbel, Malik bin Enes gibi büyük zatlar bunları şöyle derli toplu şunlar haram bunlar günah diye sıralamışlar. Bu günahları tabii işlemek yanlış. E günahın aslında büyüğü küçüğü olmaması lazım. Neden? Günah Allah'ın emrine, yasak, peygamberin emrine, yasaklarına aykırı davranmak anlamına geliyor. Ya karşıda Allah var, Resulullah var. Bu bakımdan hepsi de karşında muhatap olarak Allah Celle Celalu ve Resulullah Efendimiz bulunduğu için hepsi de sakınılacak şeyler, büyük büyük günahlar kabul ediyor. ama bu günahlar içinde de sıralama yapılmış. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu imtihan sırasında yasaklardan insanların çiğnedikleri yasaklardan hangisini daha çok dikkat etmesi gerektiğini bize dair bize uyarıyor. İki haslet vardır. İki haslet vardır. Muaccelani ukubetuhme. Onların e, o iki kapının, iki hasletin e, cezası dünyada acilen verilir. Evet. Bunlardan birisi el-Bagyu. Müslümanların idarecilerine, hükümetine, idarecilerine isyan etmek. İşte memleketimizde bu bela var. E, hükümetimize karşı, Müslümanın dirliğini, dilliğini üzerine sağlamış hükümete karşı e, böyle bir isyan hareketi var. Bu çok büyük günah. Bunun cezası hemen dünyada verilir. Ahirette de verilir tabi de dünyada hemen başına bela gelir bunların. Evet çünkü hükümete isyan bütün insanların dirliğini, düzenliğini bozar. Birincisi bu ve hukuku anaya babaya asi olmak. Kendisini sıkıntı üzerine sıkıntı şekilde 9 ay 10 gün karnında taşımış. Sonra onu büyütmüş, yetiştirmiş. Bunları hiçe sayaraktan Allah'ın Resulullah'ın emirlerine rağmen annesine, babasına e, karşı zulmedenler var. Onların haklarını tanımayanlar var. Öldürenler var, dövenler var. Bunu gazetelerde her gün görüyoruz. İşte bu en çok sakınmamız gereken bunlardır. Bir, hükümete isyan, Müslümanların hükümetine isyan. İki, anaya babaya Anaya babaya karşı gelmek. Cezası hemen dünyada verilir. Ahirette de verilir Tabii de. Bunlar hemen dünyada başına bela gelir. Diyor. Hazreti Enes'ten hakim müstakilinden bu hadis-i şerifi nakletmiş. Bu konuda e, Müslümanların tak, e, dikkat etmemiz gereken şeyler, hadisler aynı mealde. Hadisler geliyor. Onun için e, öteki hadislerle beraber üzerinde duracağım. Vel bi isel abdu abdün tehayyele vaktale. Şu kul ne kötü kuldur. Şu kul ne kadar kötü kul. Kibirlendi ve kibirine kapılaraktan esas kibir, büyük şeref, izzet kendisinin olan Allah Celle, Celle Celaluhu. Evet. Ve nesiyel kebir el müteal. Allah Zülcelal Hazretleri gerçek nimetlerin sahibi, gerçek şerefin sahibi Allah Zülcelal Hazretleri unuttu kendisi ben çok üstünüm diğerlerinden şerefliyim falan filan diye çeşitli nedenlerle e, Cenab-ı Hakk'a karşı kendini böyle kibirlendi ve e, Allah'a karşı e, insanlara karşı kibirliliğin dolayı Allah'ı unuttu. Allah'ı unuttu. Evet. E, gene misel abdu abdün tecebbara şu kul da ne, kul, ne kötü kuldur zorbalık yaptı. Evet, cebbarlık yaptı. Bunda ve ve'te de bunda da aşarı gitti. Ve cebbar al ale Allah Zülcelal Hazretlerini o da unuttu. Kendisi zalim, bütün insanlara zulmediyor, eline fırsat geçmiş. Bunu, bu fırsatı e, kendi kendisine yorumluyor ve esas Cenab-ı Hakk'ı unutuyor. Zulmünde devam ediyor. Bu ne kötü kuldur, ne kötü kuldur. Biz elabdü sehem veleh şu kul da ne kötü kuldur. Evet, e, Cenab-ı Hakk'ı unuttu. Ondan emirlerini unuttu ve e, bu unuttuktan sonra da e, yanlış yollara gitti. Kendisini e, sanki dünyada kazık çekmiş gibi dünyaya bağladı ve zulmüne, haksızlıklara devam etti. Ne kötü kuldur bu. Venesiyel evet, makabire vel bela. Gideceği kabri unuttu. Orada çürüyeceğini, evet çürüyeceğini unuttu. Evet bu ne kötü kuldur bu. Bisel abdu abdün ata ve tava. Evet tuyan etti. Evet bu büyüklendi ve e, bu büyüklüğü sebebiyle de gene bu da isyana haramları istemeye, e, haksızlık yapmaya devam etti. Ve mebde vel münteha nereden gelip nereye gideceğini unuttu. Bunları hiç düşünmedi. Zulmüne devam etti. Kibrine, kibrine mağlup oldu. Evet. Böyle nereden geldin, nereye gideceğim bunları unuttu. Bir abdün yahtelle dünya bittiğini. Şu şu adam da ne kötü kuldur. Dindar gözüküyor, dini işler yapıyor ama yaptığı dini işlerle dünyalık peşinde koşuyor. Dünya elde etmek için aslında Allah'ın rızasını yerine getirmek için ebedi alemde karşılığını bulayım diye yerine getirmesi gerekirken ama din işlerini dünyayı elde etmek için kullanıyor. Ne kötü ne kötü kuldur bu kul diyor Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Devam ediyor efendimiz. Biysel abdu yahtallu'd-dine bi şübehat. Evet. Şimdi Tabi dini şeyler bilgiler azaldı, dini hükümlerin ne olduğu e, bilinmiyor. E, çevrede e, çeşitli şekillerde tahrik eder şekilde oldu. Çeşitli televizyonlarla, şunlarla, bunlarla evet karısını öldürüyor, anasını öldürüyor, babasını öldürüyor, masum çocuklarını öldürüyor. Yani bu aklı olan bir insan nasıl yani? Evet o kadar kendini kaptırıyor ki yanlış yollara. E, şimdi e, gene para kazanacağım, ticaret yapacağım. Bunlar tamamen para kazanmak, ticaret yapmak yasak değil. Allah alışverişi helal kıldı, faizi haram kıldı. Ve e, Müslümanların işini gören, mesela kumaş yapan adam para kazanıyor ama Müslümanların ayıbını da örtüyor. Böyle insanların ihtiyaçlarını karşılayan adam yapan adam, alıp satan adam, bulup tedarik eden adam para kazanıyor ama insanların ihtiyacını gidiyor. Ne güzel, ne güzel bir iş. Ama bir işte bir hırsına kapılıp ahireti unutup, yaradanın emirlerini unutup, e, nefsinin arzularından kapılıp e, bu ticaretinde, bu yolunda yanlış yollara saptı. Ne, ne, kötü kuldur. Evet bu kul ne güzel ne kutuldur. Şimdi ee, bu gibi şeylerde ya işte şu şüpheli diyorlar falan hoca da fetva veriyor. Şalan hocalar hayır falan diyor ama bir hoca da fetva o da hoca ya falan diye böyle şüpheli şeylerle e, yani doğrudan doğruya haramı işlemese bile dinde şüpheli e, e, Müslüman e, İslam alimlerinin e, ittifak edemedikleri şu haram, şu günah diyemedikleri bazı konular var tabi e, i̇şte bu, bu gibi şüpheli şeylere hep daldı ve bu şüpheli şeylerle dinini bozdu. Evet bozdu. Ne kötü kul bu. Ya garantili olanı yapacaksın. Garantili olanı yapacaksın. Bilsel abdu tamaun yakuduhu. Gene öyle bir kul var ki tamamı onu idare ediyor. Evet. Nefislerin, nefsinin arzusu onu idare ediyor aklı değil, aklı değil. Arzuları onu kullanıyor. Bisel abdu abdun heva yudilluhu. Evet, şu kulda ne kötü kuldur. Nefis arzuları, nefsi onu sapıtıyor. Evet, nefsine uymuş. Nefsine uymuş, aklı selimine değil. Ona uymuş. Ne yanlış işler yapıyor. Bisel abdu ragabun Yudillühü gene şu kudu de e, şu kulda ne kötü kuldur ki e, bu şeyleri hırsları onu rezil ediyor hırsına kapılıp ne kötü işler yapıyor ne kötü işler yapıyor katil oluyor paraları çalıyor insanları kandırıyor böyle her türlü pisliği yapıyor e, rezil ediyor onu ne kötü kuldur bunu. Evet diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet e, insana Allah akıl ver. Bir kere insan yaratılışımız büyük bir nimet. Bütün ya, mahlukatı Allah bizim emrimize vermiş. Değil mi? Bütün hayvanları kesip yediğimiz var, sırtını bindiğimiz var, iş gördürdüğümüz var. E hepsini bize emir vermiş emrimizi. Bir de üstelik elhamdülillah iman nasip etmiş. Şu nimeti bile unutmamak lazım. Bu nimetin karşılığını bile ödeyemez insan. Şükretmesi gerekirken, Allah'ı unutmaması gerekirken, Allah'ın emirlerini bize davranışlarıyla, sözleriyle öğreten, öneken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolunu unutmaması gerekirken, e, öleceğini, kabre gireceğini unutmuş, yanlış işler yapıyor. Şimdi diyor ki işte saydığımız şeyler, bilhassa dikkat etmemiz, insanların çoğu buna dalıyor. Bu konuda Bizim e, büyük evliyamız herkesin tanıdığı Yunus Emre Hazretleri ne güzel söylüyor ben de size onları aktarıyorum. Ne acep olur şu Adem oğlanı öleceğin hiç gönlüne gelemeyim. Azrail kaynının kurup urup canına alacağın hiç gönlüne gelemeyim. Azrail e, e, bu e, Azrail alır bu cümle canları toprağa düşürür nazik tenleri. Geyileler, geyireler, giyireler, giydireler sana yensiz donları tapu, e, kefeni giydiriyorlar. Giyeceğin hiç gönlüne gelemeyim. Evet gelir nöbetin dolanı dolanı. E, sen bugün hayattaysan, sağlıklıysan ama sıra sana gelecek. Bir gün sen de öleceksin. Gelir nöbetin dolanı dolanı. Ağlasana sen bulanı bulanı. Halkın önünde beğeni beğeni yunacağın hiç gönlüne mi Öldüğün zaman halkın önünde evre çevire yıkıyorlar. Sıcak söktün hoca, soğuk döktün hoca filan diyebiliyor musun? Evet, istediği gibi yıkıyor seni. Evet, kuralları var da adama bir şey diyemiyorsun. Onu söylüyor. Halkın önünde beğeni beğeni yunacağını hiç gönlüne gelem, gönlüne gelemiyim. Gece gündüz zikreylesin dili, gizli değil ayan sana halimiz, karanlık kabirde bir gün yalınız, kalacağın hiç gönlüne gelemeyim. Evet, kabir insan öldükten sonra dinimizde insanın yarı belinden fazla derinlikte olması lazım. insanın gömüldüğü dinimizin emirlerinden birisi. Herpimiz Oraya geleceğiz. Orası ahiret aleminin başlangıcı, ilk basamağı. Evet, kabir bazı kimseler için cennet bahçesi, bazı kimseler için cehennem çukuru. Evet, bazı karanlık, bazı kimse bazı için son derece güzel yer. Evet, bunu e, Evliyaullah'tan, e, bizzat yanında bulunduğumuz Evliyaullah'tan görmüşüzdür. Orada halinin çok iyi olduğunu konuşur, konuşurken görmüşüz. Yani biz de inanıyoruz. Konuşamasak da böyle büyükler var. Bu dinimizde olan şeyleri e, onlar görüyorlar. Orada e, bizim mesela çok iyi bildiğimiz, çok büyük bildiğimiz bazı kimseler orada cayır cayır yanıyor. Nasıl bağırıyor, nasıl şey diyor. Bazı adamlar bunların seslerini duyuyor. Mesela ben böyle büyük bir insanı bir kabristana götürmüştüm. E, büyük bir adamın yanından geçiyoruz. Dünyada büyük bir adam böyle makam sahibi herkesin tanıdığı sevdiği bir adam çabuk geçelim buradan dedi. Neden dedim? Çok bağırıyor adam dedi ve çok kokuyor dedi. Yetme dedim yahu burada büyük bir adam yatıyor. Aman dedi. Büyük ülen değil çok bağırıyor dedi. Yani böyle işte kabir azabı var. Bunu diyor işte e, sen de buna gideceksin. Evet. Nöbetin sana gelecek. Sen de buraya gireceksin. Buna inanan adamlara söylüyoruz tabii. İnanmayana sözümüz yok. Bunu hatırından çıkarma. Gelir nöbetin dolanı dolanı. Ağlasana sen bulanı bulanı. Halkın önünde beğeni beğeni. Yunacağın hiç gönlüne gelemeyim. Gece gündüz zikreylesin dili. Gizli değil ayan sana halimiz. Karanlık kabirde bir gün yalınız. Kalacağın hiç gönlüne gelemeyim. Yunus Emrem Eydür hele burada hemen ömrüm zayi geçtiği arada evet bir sürü aklına başına geliyor mu? eyvah yaşım şuraya gelmiş güzel bir iş yapmamışım e, o kadar sene yazık ya. ya pişman olacaksın ama faydası yok onun için her gün bunu düşün her gün bunu peygamberimiz de onlara dikkat çekmiş zaten evet yarın hak yanında yüzü karada olacağın hiç gönlüne gelemeyin evet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu bizi uyaran hadislerini Yunus Emre'miz bize, bizim dilimizle açıklamış. Onun için e, her gün ölümün hangi saatte geleceğini bilmiyoruz. Her an gelebilir diye ölüme hazır olmalı. Bir iş yaparken bunun yarın ahirette hesabını zerre kadar iyilik yapsa göreceğiz, zerre kadar kötülük yapsa göreceğiz. Bunu bunu önemli insanlarız. Bunu düşünerek hareket edeceğiz. Bunu düşünerek konuşacağız. İş yapacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, nefsini böyle kontrol eden adam akıllı adam ben evet e, öyle söylüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akıllı adam e, kendini her gün kontrol eden ve yarını için hazırlanan el keysemendenen hepse hü ve Evet ölümünden sonrası için hazırlanan adamdır diyor. Efendimiz de bu hadislerle bizi buna uyarıyor efendim. Evet Tirmizi Hazretleri Hakim Müstekte'de Tabarani Bey Esma bint Umeys radıyallahu anh'ın keza e, Naim bin Hemmar elden bahsetmiş. Evet, insan dünya hayatında dürüstlükten ayrılmamalı. İnandığı Kur'an-ı Kerim'in, inandığı Muhammed Mustafa'nın sözlerini, yasaklarını izinler izin verdiği şeyleri öğrenmeli o onlara göre hareket etmeli yarın için hazırlanmalıdır.